Makarna yapacağım. Yani şöyle bir teknik uyguluyorum. Şu anda kettle'da su kaynıyor. Makarnanın üstüne kaynamış su koyacağım. Gazdan tasarruf etmek için. Şimdi makarnayı altını yakacağım. Kaynatacağım. Tabii ki. Ondan sonra biraz sonra üstünü açarım kaynadıktan sonra. Kaynadıktan sonra kapatacağım altını. Biraz dinlendireceğim. Kendi kendine pişecek. Kaynaması biraz sürecektir. Sonra dinlenmesi de biraz sürüyor. Diğer yemeğimiz dil sotede bu arada kenarda dinleniyor. Makarnamız da hazırlanınca servisimi yapacağım. Şimdi makarna kaynadı. Çok da hafif kabardı zaten. Şimdi onun kapağını kapatıyorum. Altını da kapatıyorum. Bırakacağım. 10 dakika kadar kendi kendine dinlenecek. Kendi sıcaklığında pişecek. Ondan sonra yıkayacağım. Suyunu süzeceğim. Yıkamak da şöyle bir şey, üstündeki nişastayı aldığım zaman makarnanın bu birbirine yapışmasını engelliyorum. Ama önce, süzmeden önce kendi yemek servisimi yapmak için sıcak alacağım bir miktar. Sıcağın üstünde de tereyağı eriteceğim. Dil sotemin yanında yiyeceğim makarnayı tereyağlı olarak yapacağım. Biraz sonra devam edeceğim. Şimdi makarna tam istediğim kıvama geldi. Şöyle bir süzgeç kepçeyle alacağım. Çünkü suyu içinde duruyor. Bunu bir karıştırayım. Görüyorsunuz nasıl olmuş. Bir 10 dakika kadardır kendi ısısında dinleniyor. Sotemiz de burada. Yani soteyi koymadan evet. Şu tereyağı işini halletmeliyim. Tereyağı bırakacağım. Makarnanın kendi sıcaklığıyla eriyecek zaten. Yanına da biraz şöyle bir yer açayım. Dil sotemden alıyorum. Şöyle. Bunu arzu ederseniz makarna ile karıştırıp bunu makarna sosu olarak da kullanabilirsiniz. Arzuya bağlı. Ben böyle kenarında istiyorum. Evet. Yeme de yanında yat diye bir laf vardır. Tam öyle oldu. Afiyet olsun diyorum. Şimdi makarnanın içinde biraz su var. Onu süzeceğim. Evet, şimdi bunu soğuk suyla yıkayacağım. Şöyle de oldu. Bir kere yıkayacağım.
ettim. Uzun sırlarınızı verme kardeşim ya. Enteresandır. Makarna soğuk suda şişer. Ve lokantalarda gittiğinizde birbirine yapışmadan yediğiniz makarnalar var. Şimdi bakın yıkadım. Üstünden nişastası gitti. Bunu tekrar dolduruyorum. Diyeceksiniz ki soğudu. Olsun soğusun. Problem değil. Isıtma sizin elinizde. Ondan sonra. Bakayım yapışmış olanlar varsa onları da birbirinden ayırayım. Şimdi bunu böyle kapatıyorum. Kenara koyuyorum. Bir süre böyle duracak. Ondan sonra süzeceğim. İşte yağını yapacağım. Tuzunu koyacağım. Şu anda yağsız tuzsuz bir şekilde. Nasıl kullanmak istiyorsam ona karar vereceğim. Ona göre şekillendireceğim. Makarnanın son halini göstereceğim size. Gördüğünüz zaman ne kadar şişmiş olduğunu göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz. Bakınız. Şimdi bunu süzeceğim. Başka bir kaba aktaracağım. Şimdi böyle olduktan sonra artık bu makarna birbirine yapışmaz. Biraz zeytinyağı dökerim içine. Tuz da atarım. Öylece bırakırım. Çünkü evde kimisi peynirli seviyor, kimisi yoğurtlu seviyor. Kim nasıl isterse öyle tüketecek. Buradan bir tabak da ben aldım yedim. Bu soğuk suda beklemeden önce. Eğer o bir tabağı da almasaydım zaten tencereden taşıyacaktı. Soğuk suda makarna şişer lafını bana bir usta söylemişti. Her denediğimde adama hak veririm. Ve birbirlerine yapışmıyorlar. Ben bu lokantalarda yediğimiz makarnalar niye yapışmıyor da evdekiler niye birbirine yapışıyor diyordum. İşin sırrı buymuş. Afiyet olsun herkese.